Şimdi bir başka konu var. Dün ben burada bir hatırlayacak izleyicilerimiz tahmin görevi yaptırdım. Kızlar aşkı tanımladılar. Orada tutturan bir çift oldu. O tutturan çifte en çok Aycan'ı üzdü. Çift ne alaka? Çift değil. Tutturan çift, iki bir kadın, iki bir erkek çift oluyor. Yani bana göre olmuyor. İkili her şeye çift diyoruz. Olur mu? Burada neden iki yarışmacı oluyor Seda abla? Niye bu kadar alınıyorsun? Abla tabii alınırım. Adam şimdi güldüğüme bakmayın. Çok sinirliyim. Size öyle tatlı tatlı göreceğiz. Güldüm. Adam benim tahminimi bilemiyor ama bir başkasını çok güzel analiz edebiliyor. Benim yazdığımı tahmin edemiyor. Bir başkasını çok güzel analiz soralım. Edebiliyor. Şimdi önce söyleyelim. Evet, Onur, Gamze Taşkın'ın söylemiş olacağını bildi. Önce bir izleyelim. Sonra acaba hangi doneyle, nasıl ne kadar iyi tanıyormuş Gamze Taşkın'ı da onun söyleyebileceğini düşünmüş. Nasıl doğru tahmin etmiş. Soracağız bunların hepsini Onur. Sen benim kişisel olarak da, görsel olarak da hayatımda olmasını istediğim birisin. İlerleyen zamanlarda belki bir şeyler değişirse, ki biliyorsun hayatta bir sürü şey değişiyor. Buraya bir kurdele asacağım. O ne delici bakışlar, o ne can yakışlar, o ne kol kola girişler, o ne, kol kola girişler, o ne aradığım erkeksin, zaman ne gösterir, buraya bir kurdele asarımlar. Bana biraz inatmış gibi de geldi. Sen ilk ben bir şey söyleyeyim. Hayır, Aycan söyleyecek. İlk ben söyleyeyim. Çok romantik görünüyorlar. Gamze İnat mı sence bu Aycan? Şimdi şöyle, biz dün o giderken, ben tabii sinirliydim birazcık. Ondan sonra giderken sen görürsün diye çıktı zaten. Beni tüm gün burada merakta böyle kendimi yiye yiye bıraktı. Kol kola girilmesi, adamı zaten yiyecek gibi şöyle bir bakış. Şu bakma nasıl bir bakmaysa Seda abla ben ders anlamadım. Ondan sonra ileride bir şeyler değişebilirse muhabbeti yapmış. Buraya bir kurdele tak, o kurdeleyi ben çok güzel takmayı, çok güzel kurdele bağlamayı çok güzel biliyorum. İkisine de o kurdeleyi bağlarım. Çok Onur'u güzel. Onu niye harcadın şimdi? O da beni koluna harcadın. Girmesine izin veriyor. Ben Aycan, burada ben bir dakika. Ben daha ne dediğimi bilmeden yorum yapma. Ben daha sevgili yapmadan, olmadan ol. Burada benim iki adaylık durumum varken. Dinle. Ben bir sus. Şu an benim yorumum yapılıyor sus. Bana sus falan deme bak. Bak dikkatli konuş. Koluna çok güzel girdin. Bak benim ne dediğimi bilmeden beni yargılarsan. Ondan sonra hataya düşersin. Bak nasıl hoşuna gidiyor. Bak, demek ki sen de dünden üzere, etkilenmişsin ki şu an benimle üzere, böyle konuşuyorsun. Neden tuttuğumu biliyor musun? Ha niye tuttun? Ayağını mı burktu? Ya kızda 20 santim topuk var. Ayağı burkuldu tuttum ya. Gittiğimizde benim de ayağımda topuklu vardı. Topuklu. Bak. Tamam sen de düşseydin seni de tutardım. Kız düşüyordu. Düşüyordu ben de kaldırdım. Abi, ondan sonra koluna girdim. Bir şey var mı dedim. Ay ne kadar güzel topuklu böyle. Lay lay lom. Hadi bakayım kır bahçeleri. Bu hiç ne? Hiç gülünecek bir şey yok bunda yani. Gülünecek bir şey yok. Kızın sana nasıl baktığını gördün mü Onur? Ya benim nasıl bak? Bakmakla görmek arasında fark var. Vallahi ben baktım mı? Koluna çok güzel giydirmişsin. Ben burada daha seninle bir şeylere başlamadan bile Berker beni beğendiğini söylerken çok özür dilerim. Hani açmak için söylemiyorum. Kusura bakmayın. Ben orada bile ben böyle bir şey hani şey yapamam diye çocukluğa bir şey demeden bile çocuğun önünü kesmiş birisiyim. Çocukluğa bir şey demeden. Ya sen bana ama beni ithal ettiğin konulara bakar şey? Mısın? O bakışlar, Aycan o gülüşmeler, ben konuşmalar. Ben burada her şart ve koşulda senin arkanda duran bir adam olarak. Evet arkanda tamam durdun. Benim erkek nasıl bir adam olduğumu biliyorsun. Lazım. Bak söylediğim sözler orada dinlemeden sadece Gamze'nin sözlerini dinleyerek beni itham edersen. Burada çok tamam güzel mı? Gülüyor. Ben de senin canını yakarım. Bak canımı yakma. Ha canımı tamam. Yakarsın. Evet.
Bak benim sözlerimi bilmiyorsun orada. O yüzden yalan ben yanlış konuşma. Zaten sözlerine göre değil şu an. Gördüğüm VTR'deki manzaraya göre konuşuyorum. Bak biz bir ödüle gittik ve ben ödüle giderken Gamze'nin bunu bir fırsat bilip bana karşı olan duygularını söyleyeceğini bilmiyordum. Ve ben ona ne dedim? Dedim ki bu bana söylemiş olduğun sözler aramızdaki durum arkadaşlıktan öteye gidemez. Bak bunları söyleyerek benim canımı sıkma. Ben bunların dedim hepsini öyle. Söyledim. Öyle bir şey, yani öyle canımı sıkma falan demedi. Ya. Güzel bir şekilde. Gamze git bak. Gamze sakın böyle şeyler söyleyip durma. Hayır. Kışkırtma. Hayır, onlara inanıyorum bunu da şu an söyledim mi söylemedim böyle... mi sana? Gamze, benim canımı dedim. Sıkma dedim. Sebep, böyle konuşma dedim. Yani ne olursa olsun bence gayet güzeldi. Ben bir kadınım ve olanı hissediyorum. Gayet güzel. Onur'a ettiğin intifatlar içten miydi? Aynı şeyi yapmaya çalışıyor Aycan. Hala aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Evet, seni kışkırtmaya çalışıyor. Yani ben dur soruyorum işte burada. O hani aradığım erkeksin. İşte erkekte olan özellikler sende var. İlk geldiğinde söylemiştim zaten Onur'un karakterini ve kişiliğini. Ne kadar kötü bir adam diyordum buradayken. Ona ne oldu? Sonra ne oldu? Canım, bana ne dedin? Dün, sen dedin sen burada aday olan izledin. Kişilere giden dün birisi diye şey bir haftadır beni itham eden kişi gidiyor aday olan birisine bunu söylüyor Seda abla. Ben bir hafta burada üstüme nasıl geldi adayı varken gittiler? Valla benim izlediğim kadarıyla... Gitmemiştim. Yani Onur için bir şey diyemeyeceğim ama açık ve net söyleyeyim o da reddetmiyor. Gamze flört etmiş. Yanlış mı görüyorsun? O da önüne direkt çekmiyor abla. Direkt çekmiyor. Kolunla itebilir. Söyle Onur. Ya neyi iteyim ya? Bir bayana nasıl itebilirim? Böyle bir şey olabilir mi Aycan? İtebilirsin. Ya? İtemez de. Hayır izin vermeyebilir. İtmekten kastım. Benim kararlarım benim doğrularım Aycan. Ben hiçbir bayana bu şekilde davranmam. Ben sana kolunu tut, evir çevir demiyorum. Ben sana koluna girmesine izin verme diyorum. Bu senin ya, kararların mı? Bir şey söyleyeceğim. Kız düşüyordu ve bileğini burktu. Anlayabiliyor ve musun bunu? Ve sen bunu yedin. Ben de tuttum. Eğer bak bu ondan fırsattan istifade bana başka şekilde göstermeye çalışıyorsa onu yargıla. Beni değil. Anlatamıyor muyum ben? Ve de Seda abla benim şurada takıklığım da var. Biz bunu konuştuğumuzda da söyledim. Siz dün içeriye girerken bu bir ödül oyunu. Birisi dışarıya çıkacak, birisi de maddi ödül alacak dediniz, belirttiniz. Sen bunu bile bile, sen bu zekada bir adamsın, bu evdesin, bir şeyleri gördün. Bilen kişinin, iki kişinin hani tahmini bildiğin kişiyle birlikte bir şeyler yapacağın belli. Sen bunu bilsen bile sen niye Gamze Taşkın'ın adını söylüyorsun? Sen benimkini bilememişsin. Kızına kadar iyi gözlemlemişsin de biliyorsun. Ben herkes birinin hakkında yorum yaparken tamam mı? Ben de dedim ki hatta Gamze'ye de söyledim bunu. Ya dalga vahiyetinde tamam mı? Göz göze muhabbetler olunca burada hani Semih'le falan böyle bir durumlar olmuştu hatırlıyorsun. Ben de ya dedim bunu Gamze söylemişti ay, dedim. Ne kadar iyi niyetli. Seda Hanım da bildin deyince gerçekten şok oldum ya. Ondan neyse, sonra zaten tamam kabak benim başıma baktı. Oldu hatta konuşuruz. Ürktü. Bak, ben sana ne yok dedim. Yok Seda Hanım. Ama bir şey söyleyeceğim Gamze. Efendim? İnadına mı yaptın? Çünkü hayır. Gerçekten sen orada güzel vakit geçiriyordun. Güzel bakıyordun derken bayağı hani... Etkileyici bakıyordun, delici bakıyordun. Seda Hanım kesinlikle yani ben hatta bitti, gerçekti. Evet, bitti görüntüler gitti. Dedim ki ya bu kız çok acaba mutluydum. İnat mı yapıyor? Görüldüğü üzere gayet mutluydum. İnat değil yani, hayır. İçinden geldi. Gerçekten içimden geldi. Ben de beyanına ama inanırım biliyorsunuz. Ama şöyle bir şey var Seda Hanım, biz ayrılmayacağımız için o sadece beğenmekle, yetinmekle kalır. Ben sevgilimle gayet mutluyum, ara sıra hata yapabilir, bu beni ilgilendirir. Ya, alttan kimseye gülme ya. Fırsatını vermem, konuşursam da kendim konuşurum şu saatten sonra. Sen şu an şu gülmenle kalacaksın, bunu net söylerim. Biz çünkü ayrılmayacağız yani. Et peki görürüz. Valla işte bir günlük bir değişiklik ya, yapmış dışarıda. Güzel ya, vakit geçirmiş ya. Ama o benim aferin, sevgilim. Aferin ya. Çıktı geç. Gezdi, geldi. Seda Hanım, çıktı, bir şey gezdi, geldi. Hayatım dışarıya nasıl geçti? Ben demedim mutlu aslanlar muydun? Gibi giderim, aslanlar mutlu gibi giderim diye. Vallahi gayet mutlu muydun? Mutluyduk. Onu... El ele kol kolaydık gördüğün ya, gibi. Teşekkür ya. Ederim. Gayet bir haftalık ilişkimize bu konuda renk verdiğin Gamze. İçin. Çok teşekkür ederim. Az sonra gel yanıma hayatım, biz de kol kola gezelim. Görüntüleri izledim. Tabii biraz böyle sinirlensem, kendime hakim olamasam da ilişkimi ve erkek arkadaşımı o kadar insan içinde küçük düşürmek istemedim. Çünkü Gamze burada bir algı yaratmaya çalışıyor. Onur'un ona hiçbir türlü umut verdiği, hiçbir şey yaptığı yok. Anladım yani ben sevgilimi. Ama yapmaya çalıştığı algı da şu... Onur benden aslında hoşlanıyor, etkilendi. Ve aslında baştan beri beni istiyordu ama Aycan'a yöneldi. Böyle bir şey yok Gamze, sen neyin kafasındasın? Hani şimdi sıra bize geldiyse Semih'le Adnan'dan sonra söyle bilelim. Ama benim sevgilim sana asla bakmaz. Çünkü o karaktere sahip değil. Başka kapıya. Sen yeter ki sen...